Herkese merhabalar arkadaşlar. Ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz ve hemen başlıyoruz zaman kaybetmeden. Birinci sorumuz. Yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz. Hangisi? Depodaki yakıt seviyesinin azalması. Bakın diğerlerini hiç okumamıza gerek yok. Yakıt tüketimine neden olmaz cevap Adana seçeneğidir. İkinci sorumuz. Şekle göre bir numara araç sürücüsünün hangisini yapması yanlıştır? Şimdi buradaki bir nolu araç sürücüsü ne yaparsa yanlış yapar. Burada dikkat ederseniz devamlı bir çizgi var. Öndeki aracı geçmesi, takip mesafesini artırması. Arkadaşlar öndeki aracı geçmesi kesinlikle yanlıştır. Diğerlerini okumamıza gerek yok. Cevap Adana seçeneğidir. Devamlı çizgiden dikkat ederseniz araç sollama neydi? Yasaktı değil mi? Kesik kesik çizgilerde araç sollayabilirsiniz. Devam çizgide aracı geçmek nedir? Yasaktır. Burada bir nolu araç sürücüsü ne yapamaz? Kesinlikle aracı sollayamaz. Hemen geçelim üçüncü sorumuza. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde hangisinin yapılması yasaktır? Sağa ya da sola dönüşe kurallarına uyulması nedir? Yasak mıdır arkadaşlar? Sağa sola kesinlikle yasak değildir değil mi? Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi, dönüş sonrasında hızının gerektiği şeride geçilmesi, ada etrafında dönerken gereksiz şerit değiştirmek değil. Nedir? Gereksiz şerit değiştirmek kesinlikle yasaktır arkadaşlar. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Dördüncü soru şöyle, şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Bakın trafik polisinin kolu nedir? Aşağıyı gösteriyor değil mi? Aşağıya doğru. Yani sana ne diyor? Diyor ki yavaşla değil mi? Yavaşla. Cevap Adana seçeneğidir. Hemen geçtik 5'e. Karayollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Geçiş üstünlüğü olan aracın duyulur veya görülür işaretini aldığında bu araçların kolayca ilerlemesi için taşıt yolu üzerinde yer açması ve kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi. C. Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlaması. D. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi nedir? Kesinlikle yasaktır. Denizli seçeneği doğru cevap. Altıncı sorumuz. Yukarıdaki görev ve yetkiler verilen kurumlardan hangisine aittir? A. Teşhire bağlı araçların muayenelerini yapmak, yaptırmak. B. Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere araçların ağırlık boyut kontrollerini yapmak, yaptırmak, denetlemek. Arkadaşlar unutulmamalıdır ki araçların muayenelerini yapmak, yaptırmak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlıdır. Ticari araçlar yılda bir, hususi araçlar 2 yılda bir muayeneye tabi tutulur. Cevap Adana seçeneğidir. Yedinci sorumuz şöyle, trafik işaretlerinden gelmiş bakın. Trafik işaretlerinden hangisi kavşaklarda üzerinde bulunan yolun tali yol olduğunu, ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini tabii ki hiç okumamıza gerek bile gerekmeden değil mi? Bakın şurada Ceyhan seçeneği tali yol işaretidir. Sekizinci sorumuz bakın şekildeki bölünmüş karayolunda 3 numaralı şuradaki 3 nolu araç. Sürücünün en yüksek hız sınırı bakın en yüksek hız sınırı önündeki nedir? Rakamdır. Yani 70'tir. Evet. Sizin için yine çok kolay bir soru. Dokuzuncu soru. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? İleri sola mecburi yön. Bakın ileri sola mecburi yön. Şimdi bakın. İleri sağa mecburi yön. İleri sola mecburi yön. Burada bize ileri sola mecburi yönü sormuş. Cevap tabii ki Bursa seçeneğidir. 10. soru. Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar? İş, egzoz, sıkıştırma, emme.
Tabii ki sıkıştırma zamanındadır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 11. Sürücülerin kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında nokta nokta metre yerleşim yerleri içinde nokta nokta metre içinde kavşaklara çetleşme yasaktır. Bunu defalarca arkadaşlar konuları anlatırken de söylemiştik değil mi? Yerleşim yerleri içinde kaç metreydi? 30. Yerleşim yerleri dışında kaçtı? Yerleşim yerleri dışında 150 metreden ne yapıyoruz? Şerit değiştirmek. Yani 150 metre kala sinyal vermemiz gerekiyordu. Tabii ki burada cevap Adana seçeneğidir. Evet arkadaşlar, yine bir animasyonlu sınav sorusuyla karşı karşıya, çok önemli. Bunu dikkatli izleyelim. Önce soruyu okuyalım. Sol taraftan bisiklet sürücüsünün geldiğini gören araç sürücüsü ne yapmalıdır? Sol taraftan bir bisiklet sürücüsü geldiğini görüyoruz. Bakalım. Şimdi seyir halinde gidiyoruz. Bakın şu anda yolda seyir halinde gidiyoruz. Fakat sol taraftan bisiklet sürücüsünün geldiğini göreceğiz. Bakın şurada. Dikkat edin, yol ver işareti var. Yol ver işareti var bize. Ve bisiklet sürücüsü yaya geçidinde karşıya ne yapıyor? Geçiyor. Burada A, yüksek sesle konuşarak bisiklet sürücüsünü uyarmalı. B, durup bisiklet sürücüsünün geçmesini beklemeli. C, hızlanıp bisiklet sürücüsünden önce karşıya geçmeli. D, korna çalarak bisiklet sürücüsünü uyarmalı. Burada da dikkat edersek arkadaşlar, durup bisiklet sürücüsünün geçmesini beklemesi söz konusudur. Cevap tabii ki Bursa seçeneğidir. Evet. Hemen geçelim. Bakın buraya dikkat edin. Tekrar izleyelim mi arkadaşlar? Evet. Bakın sol taraftan bisiklet sürücüsünün geldiğini gören araç sürücüsü ne yapmalıdır? Araç sürücüsü şu anda bakın yolda yol çalışması var. Dikkat ederseniz sol şerit tamamen kapanmış. İleriden sağa mecburi yön ileri. Burada bisiklet. Evet. Bisiklet geliyor ve yayalar da karşıdan karşıya geçiyor. Fakat yol ve işareti de var. Durup bisiklet sürücüsünün geçmesini beklemesi nedir? Gerekiyor değil mi? Bursa seçeneğidir. 13. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir? Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesi. Bu nedir? Zarar değildir arkadaşlar. Adana seçeneği doğrudur. Diğerlerini okumamıza hiç gerek kalmadı. 14. Trafik işaretinin anlamı nedir? Şu işaretin anlamını sormuşlar. Bu işaretin anlamını hepiniz biliyorsunuz değil mi? Tramvay hattıyla oluşan kavşaktır. Yani Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 15. Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler? A. Sesli ve ışıklı işaretler vererek. B. Seyyar tepe lambası taktırarak. C. Araçlarında bir gözcü bulundurarak. D. Eskort eşliğinde. Tabii ki yaralı ve acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri geçiş üstünlüğü nasıl kullanacak? Sesli ve ışıklı işaretler vererek kullanmaları söz konusudur. Cevap Adana seçeneğidir. Evet, hemen 16'ya bakalım mı? Evet. Ticari amaçlı yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleriyle ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? A 8, B 6, C 9, D 7. Evet bakın arkadaşlar, unutulmamalıdır ki ticari olarak 24 saat araç kullanan şoförler toplamda 9 saat. Cevap burada Ceyhan seçeneğinde verilmiş. Devamlı olarak da 4,5 saat araç kullanmaları söz konusudur.
Ve mola da 45 dakika verilmesi gerekiyor. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet, hemen geçelim. 17 şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere hangisini bildirir? Devamlı yol çizgisi, kesik kesik yol çizgisi. Bakalım. Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini ve her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini, C devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini, D her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini. Tabii ki burada da arkadaşlar unutulmamalıdır ki devamlı yol çizgileri görüşe kapalı alanlara, kesik kesik yol çizgileri ise görüşe açık alanlara çizilir. Tabii ki Ceyhan seçeneğidir doğru cevap. 18. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayolunda bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir? Mülk, değil mi? Bir mülke girip çıkması, bağlantı, banket, şerit geçiş yolu. Tabii ki arkadaşlar bir mülke girip çıkmak ya da akaryakıt istasyonunda yakıt alan araç sürücüsü karşısındaki araca ne yapması gerekiyor? Yol vermesi gerekiyor. Yani geçiş yoludur bu yolun adı. Denizli seçeneği. 19. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne denir? Kireç, yakıcı madde, yanıcı madde, atık. Şimdi boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir? Tabii ki atık adı verilir. Cevap Denizli seçeneğidir. 20'ye seçeneği 20'ye bakalım. Şekildeki trafik işareti verilenlerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? Havalimanına, ışıklı işaret cihazına, açılan köprüye, ana yol, tali yol kavşağına. Bakın. Tehlike uyarı işaretlerinden sağdan ve soldan tali yollardan araçların gelebileceğini bize bildiriyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 21. Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir? A. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma. B. Hız sınırlarına uyma. C. Trafik levhalarını okuma. D. Yayalara yol verme. Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapma olasılığı yüksektir? Şimdi arkadaşlar yola çıktığımızda araçların aralarında zikzak çizerek, slalom yaparak, şerit değiştirerek araç kullanma birçok kişide söz konusudur. Burada tabii ki Adana seçeneğidir doğru cevap. 22'ye bakalım. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Burada trafik işareti dikkat ederseniz trafik tanzim işaretidir. Tanzim işaretinin içerisinde bir kamyon var. Kamyonun nedir? Buraya giremeyeceğini, değil mi? Direkt şıkkı işaretleyebilirsiniz. Denizli seçeneği doğru cevap. 23. Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü yukarıdaki verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır? A. Ambulansa eskortluk yapmak. B. Taşıt yolu üzerine yer açmak. C. Bir kavşakta iki kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak. Bir kere her şeyden önce arkadaşlar geçiş üstünlüğü değil mi? Bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini almış iseniz yapmanız gereken taşıt yolu üzerinde yer açmanız gerekiyor ve derhal kavşağı boşaltmanız gerekiyor. Yani 2 ile 3'ün olduğu seçenek nedir? Doğrudur. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 24. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? Bakalım LPG, benzin, motorin. Bakın içten yanmalı motorlar günümüzdeki araçlar içten yanmalıdır. Hepsi de kullanılıyor. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap.
25 aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir? A akü şarj hızının azalması ve yani 1 2 fren balatalarının azalması 3 motor yağının özelini kaybetmesi. Bu soruyu da defalarca çözdük. Bir aracınız var, otoparkta bekliyor, uzun süre hiç kullanmıyorsunuz. Burada hangileri özelliğini kaybeder ya da ne gibi bir şey olur diyor arkadaşlar. Akü şarjı biter mi? Kesinlikle biter. Motor yağı özelliğini kaybeder mi? Kesinlikle kaybeder. Ama fren balatalarında herhangi bir şey olmaz değil mi? Burada 1 ile 3'ün olduğu seçenek hangisidir? Tabii ki Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, geçelim. 26. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? 1. Yüksek devirde araç kullanılması. 2. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması. 3. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması. 4. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar 1 ve 2 yüksek devirde araç kullanması kesinlikle yakıt tüketimini artırır. Bakın. Birin olduğu seçenekler kesinlikle doğrudur. Ani hızlanma ve yavaşlamalar da yine aracın fazla yakıt yakmasına sebep olur. Burada araca uygun ebatta lastik kullanmak mesela. Üçün olduğu seçenekler yok değil mi arkadaşlar? Bakın eledik. Sadece 1 ile 2 cevabımız tabii ki Bursa seçeneğidir. 27. Verilenlerden hangileri aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? Kullanmaya başlamadan önce yapmanız gereken hazırlık. 1. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi. 2. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi. 3. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması. Evet, burada yapılması gereken aracı kullanmaya başlamadan önce yapmanız gerekenler nelerdir diyor arkadaşlar. Nelerdir? Neler yaparsınız? Bir kere lastik hava basınçlarının yakıt seviyesini kontrol eder misiniz? Lastik hava basınçlarını kontrol edersiniz değil mi? Yakıt seviyesini kontrol edersiniz. Aydınlatma sinyal sisteminin düzgün çarpım kontrol edersiniz. Ön koltuklar, kafalıklar, aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanmasını kontrol ne yaparsınız? Edersiniz. Tabii ki doğru cevap Denizli seçeneğidir. 28. sorumuz. Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç hangisidir? Termostattır, değil mi? Bakın, soğutma suyu dediği için çıkışı ve girişine yerleştirilen motor soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan tabii ki hiç diğerlerini okumamıza gerek kalmadı. Cevap Adana seçeneğidir. Bakın aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir? Yağ göstergesi yanıyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Daha önceki konularda söylemiştik. Yağ göstergesi, şarj göstergesi ve hararet göstergesi değil mi? Yandığında aracımızı derhal kurallara uygun bir şekilde durduruyorduk. Burada da neyi bildir diyor? Motor yağ basıncının çok düştüğünü, motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya arıza olduğunu, motor kaputunun açık olduğunu. Bakın burada direkt cevabımız Adana seçeneğidir. Evet. Geçelim mi? 30. Araç gösterge panelinde ABS uyarı ışığının yanması, aracın hangi sistemde arıza olduğunu. ABS demek fren sistemidir değil mi? ABS fren sistemi. Direksiyonun kilitlenmesini önlüyor. Yani frenle ilgilidir bakın bak. Fren yağlama, yakıt soğutma
Tabii ki frenle ilgilidir. Fren sisteminde arıza olduğunu bize nedir bildiriyor. Hemen geçiyoruz 31'e. Evet, burada ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması, tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastik kullanılması, araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanda yapılması. Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Trafik yoğunluğunun artması, sürüş konforunun azalması, aracın daha az yakıt tüketmesi, çevre kirliliğinin artması. Bakın, ani duruş ve hızlanmalardan kaçınmak. Tavsiye edilen tip ve ebatta araç lastiği kullanmak. Araçta yapılması gerekli bakım onarımlarının yapılması, zamanında yapılması nedir? Aracın fazla yakıt yakması değil mi? Fazla yakıt yakması değil, az yakıt yakmasını sağlamaktır burada amaç. Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınıyorsan aracın daha az yakıt tüketmesi içindir. Evet, burada Ceyhan seçeneğine verilmiş. Bakın, doğru cevap 32. ABS fren sisteminin avantajlarından biri verilenlerden hangisidir? A. Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır. B. Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar. C. Kalkışta patinajı önler. D. Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler. Tabii ki arkadaşlar, ABS fren sisteminin avantajlarından biri tabii ki frenleme anında direksiyon hakimiyetini ne yapar? Artırır. Adana seçeneğidir. Doğru cevap. 33. soruya geldik. Yine animasyonu bir soru. Videodaki ilk yardımcının uyguladığı müdahale. Bakalım ilk yardımcının müdahalesine. Şimdi bakın, ağzına bebeğin ağız ve burnunu ağzının içine alacak şekilde ne yaptı? Üfleme yaptı. Yani ABC yaptı. A'yı yaptık. Baktın neyse yaptık. Üfledik ve şimdi ne iş yapıyor? Temlik mi? Temel yaşam desteği mi? Rentek mi? Tabii ki temel yaşam desteği. 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes veriyoruz. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 34. Verilenlerden hangisi burkulmalarda yapılan hatalı bir ilk yardım uygulamalarındandır? Evet, tıbbi yardım istenmesi, sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi, şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması, burkulan bölgenin hareket ettirilmesi. Arkadaşlar, unutulmamalıdır ki asla kırıklarda, çıkıklarda ve burkulmalarda burkulan bölgeyi hareket nedir? Ettirmiyoruz. Değil mi? Cevap Denizli seçeneğidir. 35. Verilenlerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? A. Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzının kontrol edilmesi. B. Kazıdenin hareket ettirilmesi. C. Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması. D. Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi. Çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır. Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi dedim. Hareket ettirilmez. Çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz, eklem düzeltilmez, değil mi arkadaşlar? Bunlar yanlıştır. B, C, D yanlıştır. Adana seçeneğidir doğru cevap. 36. Verilenlerden hangisi şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir? A. Ciltte solukluk, nemlilik. B. Bilinç seviyesinde azalma. C. Kan basıncında yükselme. D. Hızlı ve yüzeysel solunum. Evet, burada da kan basıncında yükselme tabii ki değildir. Kan basıncında yükselme olmaz. Tam tersi düşme olur. Değil mi arkadaşlar? Cevap Ceyhan seçeneğidir. 37. Kaza geçirmiş yaralı da solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? Rentek, itfaiyeci, hemlik, ayak bileklerinden tüterek sürükleme.
Burada unutmayın arkadaşlar, unutulmamalıdır. Rentek manevrası hasta yaralının omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan tekniktir. Rentek manevrası. Hemlik manevrası diğer adıyla tam tıkanmadır. Bakın tam tıkanma bura sınavda sık sık geliyor. Karına bası uygulamadır. İtfaiyeci yöntemi de omuzda taşıma yöntemidir. Burada Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen 38'e bakalım. Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne denir? Ezikli yaralar, delici yaralar, kesik yaralar, parçalı yaralar. Tabii ki arkadaşlar, dokular üzerinde çekme etkisiyle meydana gelen yaralara parçalı yaralar adı veriliyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulur? Sırt üstü, yatış, yan yatış, baş geride yere oturuş, dik oturuş. Bakın şimdi dikkat edin, sorun içerisinde cevabı var. Bakın arkadaşlar, bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyon verir? Sırt üstü kesinlikle yatırılmaz, değil mi? Düşünebiliyor musun? Yan yatış, baş geride yarı oturuş ve dik oturuş şeklinde verilmiş seçeneklerde burada yan yatış olması söz konusudur. Burada cevap Bursa seçeneğidir. Evet, 40. Verilenlerden hangisi ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir? A. Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi. B. Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması. C. Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması. D. Kırıklara yerinde müdahale etmesi. Evet, bakın ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden birisi değildir diyor bakın. Kendisinden önce bak, bakın dikkat edin. Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması. Asla böyle bir şey yapılmaz arkadaşlar. Önce kendi can güvenliğini alman gerekir. Sonra, değil mi? Sonra kazazedenin güvenliğini alman gerekiyor. Evet, cevabımız tabii ki burada Bursa seçeneğidir. Hemen 41'e bakalım. Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? Sinir, hareket, boşaltım, solunum. Tabii ki hangisidir? Solunumdur, değil mi? Cevap Denizli seçeneğidir. 42. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre verilenlerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır? A. Cinsiyeti, B. Vücut ısısı, C. Yaşı, D. Boyu. Hangisidir arkadaşlar? Tabii ki vücut ısısıdır, değil mi? Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 43. Verilenlerden hangisi delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır? Şimdi burası çok önemli. Bakın, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulaması. A. Isı kaybını önlemek için kazede soğuk uygulama yapılması. B. Ağızdan yiyecek içecek verilmesi. C. Dışarı çıkan organları içeri sokulmaya çalışılması. D. Kazedenin birinci yerindeyse sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması. Tabii ki burada da arkadaşlar, kazazedenin birinci yerindeyse sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülü olarak yapılması gerekiyor. Tabii ki Denizli seçeneğidir doğru cevap. Hemen geçelim 44'e. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir? A. Kanamanın sızıntı şeklinde olması. B. Kanamanın fışkırma olmadan akması, kısa sürede durdurması. C. Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması. D. Kanın koyu renkli küçük kabarcıklar şeklinde olması. Arkadaşlar,
Atar damar kanaması en tehlikeli kandır bildiğiniz gibi. Kesik kesik fışkırır tarzda akan kan atar damar kanamasıdır. Burada açık renkli kanın kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akması atar damar kanamasının özelliğidir. Tabii Ceyhan seçeneğiydi. Doğru cevap 45. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Saygı, öncelikli başkalarından beklemek. B. Kendi kendine kurallar koymak. C. Paylaşmayı bilmek, saygılı olmak. D. Bencilce davranmak. Diyor arkadaşlar, bakın burada da zaten cevabımız net, değil mi? Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmaktır olumlu davranış. Hemen geçtik 46'ya. Verilenlerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? A. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmez. Hiç diğerlerini okumamıza gerek kalmadı arkadaşlar. Bireye yapılan hak ihlallerinden birisi engelli parklarına gidip başka birinin park etmesi, değil mi? Cevabımız Adana seçeneğidir. 47. Animasyonu sınav sorusu. Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir? Bakalım. Bakın sürücü. İşte sürücü. Burada bir ne geçiyor? Bir yaya geçiyor, değil mi? Bakın sürücünün el hareketlerini görüyorsunuz. Bakın sürücünün el hareketlerini. Burada heyecanlı, kavgacı, sabırsız, kaygılı. Tabii ki arkadaşlar burada da dikkat ederseniz kişinin ne kadar sabırsız olduğunu gösteriyor. Evet 48. Trafikte yaşanan öfke duygusu verilenlerden hangisine yol açabilmektedir? Kural ihlallerine, tehlikeli davranışlara, güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye. Tabii ki öfke duygusu verilenlerden hangisine yol açabilmektedir? Öfke duygusu. Kural ihlallerine yol açar mı arkadaşlar? Kesinlikle açar, değil mi? Tehlikeli davranışlara açar. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye diyor. Kesinlikle olumlu yönde etkilemez. Tam tersi olumsuz yönde etkiler arkadaşlar. Burada üçün olduğu seçenekleri eleyin. Sadece Adana seçeneği kaldı. Doğru cevap Adana seçeneğidir. Evet 49. Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim trafik cezası, trafik adabı, trafik terörü, trafik fetişi ile mümkündür. Boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır şeklinde bir soru sormuşlar. Tabii ki trafik adabıdır, değil mi? Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim trafik adabı ile mümkündür. Bursa seçeneği doğru cevap. 50. soru. Hangisi trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır? A. Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek. B. Empati kurmaktan kaçınmak. C. Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak. D. Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak. Evet bakın burada karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmektir. İletişim kuran üçün trafik adabı açısından bakın. Özen göstermesi gereken davranışlardan tabii ki Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Evet arkadaşlar. Daha önce atmış olduğumuz tüm soruları, konuları dikkatli bir şekilde çözün. Ehliyetle ilgili tüm konu ve sorular kanallarımızda var. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sınav sonuçlarınızı mutlaka bize mesaj olarak atarsanız memnun oluruz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.